Hepinize merhaba gençler, ben Lansper. Bugün sizden gençler yepyeni bir server tanıtım videosu şimdi karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok güzel bir Skyblock'un içindeyiz ve yanımda Kardelen. Kardelen. Merhaba. Ve Efebot'u var. Nereye Efebot'u? Bakıyorsun? Efebot'u neredesin? Şu an F5'teyim kanka. Efebot'u neredesin? Neredeyim ben? Bu neredeyim? Bu çocuk nerede? Tepeden geliyorum. Düştüm. Nereye düştün? Aa burada. Buldum burada. Evet arkadaşlar, bugün yanımızda iki gözüm ve kardeşim bulunmakta. Hoş geldiniz çocuklar. Ya sana diyorum iki gözüm deme bana. Sana kısmet yok, sen benim iki gözümsün, sus. Evet şimdi. Arkadaşlar önceki videoma hoş geldiniz. Demek istiyorum. Beni kırmadınız, geldiniz, sağ olun. Şimdi. Yo 300 VP dedin, o yüzden geldim. Sen sus, olaya girme. Evet şimdi kısadan sunucu tanıtalım arkadaşlar. Sunucu arkadaşlar 1891 Op Skyblock sunucusu. Aslında Op demeyelim. Op mu emek mi şu an emin değilim. Sizle birlikte anlayacağız vallahi. Kurucuya sormadım. Şimdi sunucu hub bir sunucu. Sunucunun faction server'ı da var arkadaşlar. İsterseniz sunucuya girip faction'da da oynayabilirsiniz. Ben size bugün Skyblock'u tanıtacağım. Şimdi Letia Skyblock yazıyor burada. Klasik komutlar, slash komutlar falan yazıyor. Solda yükseltmeler sistemi varmış. Bakalım. Adanın büyüklüğünü, jeneratör sistemini, takım sistemini ve ev hakkı sistemini yükseltebiliyormuşuz buradan. Burada market var. Marketten bloklar, yünler olmak üzere çoğu item'ı alabiliyoruz. Market sistemleri fiyatları orantılı. Yani sonucu OP değil arkadaşlar. Emek de değil. Orta derece bir Skyblock. Onu anlamış olduk. Ne diyor? Reklam alın diyor. Slash reklam vererek, reklam ederek reklam verebiliyormuşuz burada. Burası ne? Burada levellere bakıyoruz arkadaşlar. Burada demir blok 1 level, altın blok 2 level diyor. Elmas 3, zümrüt blok da 4 level veriyormuş. Yani sunucuya kısaca emekle orta derece arası diyebiliriz. Diyebilir miyiz Kardelen? Evet, diyebiliriz. Tamam, Kardelen'den onay aldığımıza göre diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi, burada bir adet DJ zombimiz var arkadaşlar. Ne işe yarıyormuş? Market diyelim. 4 adet zümrütle satın alabilirsin diyor. Burada ne diyor? Takas diyor. 40 disklerinize takas edebilirsiniz diyor. Bu tam olarak ne işe yarıyor anlamadım. DJ zombi diyor. Selam. İle 40 disk kazanırsın ve 40 diskleri aşağıdaki bulunan menüden zümrütleri takas edebilirsin. Ha. Zümrüt alıyormuşuz 40 disklerle. Anladım. Burada ne var? Burada bedel kurallar menümüz var. Kurallar menümüzde sunucumuzun kuralları yazıyor ve mute süreleri yazıyor. Bunları gelip siz okuyabilirsiniz. Thank you. Şimdi gelelim takas kısmına. Çocuklar çok geride kalıyorsunuz. Çocuklar neredesiniz? Neredesin? Biz uçamıyoruz. Tamam. Neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dinli. Tamam şimdi boş verelim onu. Gel. Aletçi Cemil abi diyor. Cemil abi. Boss coin diamond pickaxe veriyormuş. Klasik diamond eşya veriyormuş Cemil abi. Setçi Ali diyor. Ali abi de set veriyormuş. Yemekçi Ahmet abi diyor. Ahmet abi de yemek veriyormuş. Tohumcu Sefer diyor. Tohumcu Sefer de tohum veriyor. Malzemeci Murat diyor. Murat dedi, aklıma suhunlar geldi. Suhunlar kardeşime selam olsun. Şimdi gelin bakayım buraya. Burada bir adet büyücümüz var. Şimdi büyücü ne işe yarıyor? Büyücü hakkında diyor. Buna tıkladığında ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Şansa bırakma. Sen hemen test edelim. Düşündüğüm sistem mi? Hemen düşündüğüm sistem mi, ona bakacağım. Buna sağ tıklayınca aynen düşündüğüm sistem. Bu çok iyi çünkü nasıl çok iyi? İstediğimiz büyü enchant'ı direkt level seviyemizle basıp direkt basabiliyoruz arkadaşlar. Yani XP levelinize direkt buradan hiç işinizi şansa bırakmayıp Allah kırdık. Kurucu beni öldürecek. Heh. Hiç şansa bırakmayıp direkt büyüyü basabiliyorsunuz. İsterseniz böyle hani normal tıklayıp da yapabilirsiniz. Hırkız çalmaya çalıştı. Hırkız. Bakalım burada ödül varmış arkadaşlar. Ödüle bakalım. Günlük ödül galiba bu. 50 cent veriyormuş. Slash CC yazalım. Slash CC'den Dur. CC admindi galiba. Evet. CC adminden teker teker bütün kasadan anahtarlarını alalım arkadaşlar. Ha. Direkt bütün kasadan. Kardeşim videodayım. Bir mesaj atma ya. Ayıp. Şimdi bütün kasalara teker teker bakacağız. Birkaçını açarız belki. Arkadaşlar burada neden item araklıyorsunuz? Ayıp değil mi? Efebot git vote kasası aç. Vote kasasını test et gel. Kim çaldı? Kardeşim hadi sen de git spawner aç. Hadi bak sen de git spawner aç. Tamam. Şimdi burada event kasa var. Event kasasını da ben açacağım. Bir durun lan. Event kasasını da ben açıyorum. Açalım hemen event kasasını. Aç. Açıl. Açıl dedim. Evet 8x demir blok çıktı arkadaşlar. Bu bizim için çok iyi. Diğer kasalarımızda neler varmış? Ben hemen game 0'a geçeceğim. Çünkü bir şey yaparsam kurucu beni öldürebilir. Evet.
500 TL ödül diyor, demir veriyormuş. Itemlar veriyor, mükemmel. Burada tekrar itemlar veriyor, burada tekrar itemlar, burada tekrar spawnerlar veriyor arkadaşlar. Klasik warp kasalar oluyor yani. Ve kurucuya bir tavsiye, şurayı kanka. Öncelikle şu yer silim olayı ekrana çıkmasın, chat'e yazsın. Çok teşekkürler. Kurucu bunu gözden geçirse sevinirim. Bir de şu yazıyı bir arka plana yazılırsa çok hoş olur. Burada arkadaşlar rütbe sistemi ve menü sistemi varmış. Rütbe sistemine bakalım. Rütbeler. Kömür rütbesi mi? Ha, bunların hepsi rütbe mi? Rütbeni güncelle diyor. Tamam, bunların hepsi rütbe isimleri galiba. Şimdi burada menü sistemine bakıyoruz arkadaşlar. Burada menü var, tamam mı? Buraya tıkladık. Burada ada paneli, kitler, ışınlanma noktaları, kurallar, market, pazar, VIP bilgi, yükseltme ve ada komutları var. Onun dışında bir de rütbeler var. Rütbelere tıklayalım. Rütbelere zaten baktık. Profil var. Profile de zaten baktık. Ada paneli var. Hemen bir adamıza gidelim. Adama geldim. Gidelim. Onları spawn'a bıraktım. TPHR diyorum. Efebot'u diyorum. CL Kardelen diyorum. Hop, adamı ışınladım. Kardelen'im, cape'iniz ne kadar güzel efendim. Cape'inize düştüm. Efendim, bakın ben Kardelen'den aldım. Attın ya onu, anahtar attın ya, ben açtım. Ada kit var mı? Ada evet, kit yok. Çaldı tamam, benim, çaldı benim anahtarımı. Kardelen'e kimse dokunamaz. Kardelen'den bir şey çalamazsın. Evet. Şey, sen Game of Sıfır'da değil misin? Game of Sıfır'dayım. Hile, banlayın. Hemen arkadaşlar slash is yazıyorum. İs menüsüne bakalım. Ada oluşturma, adaya git, ada leveli. Wardlar var. Ada kilidi, biyomlar, ada silme, ada üyeleri, ada ayarı var. Ada ayarlarına bakalım. Klasik ada ayarları var arkadaşlar burada. Bu da klasik ada ayarları oluyor zaten. Slash menü diyorum. Menüde ışınlanma noktaları var. Büyücü, kasalar, market, takas, boss, DJ zombie, arena var. Mesela arenaya gidelim. Allah bismillah. Arenaya geldim. Slash arena onayla diyor. Tabii ben çok klas bir insan olduğum için arena olayla yazmayıp arkadaşlar burayı kırıp gireceğim. Kurucumunu görmesin, beni öldürebilir. Tamam. Ama kurucucuğum, buraya da koymazsın. Tamam. Arenası da böyle arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Peki arena dışında burada bir biyom daha var. Bu biyoma da bakalım. Bu biyom neresi? Bu biyomda kapı muhtemelen Ward Boss olabilir burası. Bakalım. Aa, bak abiniz sizi de görürsünüz, burası Ward Boss'muş. Boss'a bakalım. Boss şu anda yerinde yok. Bakayım. Boss yok. Warp yazıyorum. Takas. Takası zaten baktık. Bakalım başka bakmadığımız bir yer var mı arkadaşlar? Tamirci, büyücü, ejderha etkinliği var. Ejderha etkinliğine geldik. Burada ne diyor? Etkinlik vaktinde ejderhaları kez, çeşitli ödülleri kazan diyor. Etkinlik vaktinde duyuru geçirilir diyor. Kırmızı yünden sonra PP açılır diyor. Yani şu yünü geçseniz bir PP açılıyormuş. Anladık onu. Tamam. Şimdi arkadaşlar, size dünyanın en hızlı server tanıtımını yaptım. Neden bu videoda biraz hızlı çekmek istedim bilmiyorum. Biraz speed olmak istedim. Hızlı olmak istedim. Kısadan... Biraz olunca tanıtım da az oluyor. Parayla alakası yok arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sunucu çok iyi bir sunucu bu arada. Sunucuyu beğendim. Ben de oynayacağım. Muhtemelen zaten siz sunucuya girdiğinizde ben de sunucuda olurum. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Sunucunun sitesi, Discord sunucusu, her şeyi açıklama kısmında bulunmakta. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.